Akıllı kontrol cihazımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi şöyle bir kutumuz oldu. Burada rakor girişleri, sensör bağlantıları ve çıkışımız için. Şu yan tarafında şarj için şarj giriş, power girişimiz. Bir tane açma kapama düğmemiz var. Bir de manuel çalıştırma düğmemiz var. Şimdi sensörlerden ve programlamadan bağımsız olarak istersek buradaki on-off düğmemizde direkt olarak çıkışlarımızı çalıştırabiliyoruz, çıkış verdirebiliyoruz. Şu kapağını alalım. Bunu buradan durdurabiliyoruz. Bu manuel çalıştırma. Çıkışımıza yaklaşık 15 wattlık bir yük bağlayabiliyoruz direkt olarak. Bu yük cihazımızın içerisinde bulunan şarjlı pillerimizden besleniyor. 1 amper, 1,5 ampere kadar akım çekebilecek bir yükü bağlayabiliriz buraya. 12 volt bir yük olması lazım. Cihazımızda bir de kuru kontak çıkışı bulunuyor. İstersek kuru kontak çıkışından çok daha büyük güçlü cihazları kontrol edebiliriz. Yani dışarıdan bağladığımız 220 voltluk herhangi bir elektrikli cihazı çalıştırmamız mümkün. Şimdi cihazımızda 3 tane sensör girişi bulunuyor. Bu gördüğünüz toprak nem sensörü girişi. Buraya sıcaklık sensörü bağlayabiliyoruz. Şu anda elimde sıcaklık sensörüm yok. Burası da ışık sensörü bağladığımız kısım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ayrıca istenirse cihazın üst kapağına güneş paneli bağlanıp direkt güneş panelinden de şarj olması, cihazın elektrik şebekesinden şarj ünitesinden hariç güneş panelinden şarj olması sağlanabilir. Şu akülerimiz tam şarjda olduğu zaman bu cihazı en az 24 saat besleyebilmektedir. Tabii şu çıkışımızdaki yükümüzü çok fazla kullanmamak şartıyla. Tabii bu çıkıştaki yükün çektiği akıma, çıkıştaki bağladığımız yükün gücüne göre bu pil süresi değişebilmektedir. Ama normal şartlarda bu cihaz en az 24 saat bu pillerle çalışmasını sürdürebilmektedir. Şimdi ne tür özelliklerimiz var? Şöyle şuradan baktığımız zaman şimdi dünyanın her yerinden bu cihaza internet üzerinden erişebiliyoruz. Şu alt köşede bataryanın doluluk seviyesini %55 olarak görüyoruz. Toprak nemini şu anda %6 ölçüyor. Sıcaklık sensörümüz bağlı değil. Oradaki rakam rastgele bir rakam. Işık şiddetini 185 olarak ölçüyor. Şimdi şöyle yapalım. Manuel çalışma modunda tabii buradan çalıştır durdur dediğimiz zaman direkt cihazı direkt çalıştırıp durdurabiliyoruz. Şimdi nem sensörümüzü test edelim. Şöyle bir su alalım. Şu anda nem sensörümüz %6 gösteriyor. Şu sensör ucunu suya atalım. Şöyle. Bakın şu anda %63 gösteriyor sensörümüz. Buradan şunu açalım. %63 gösteriyor. Buradan bunu şu sensör modunda mesela gelelim şuraya sensör moduna. Buraya %10 diyelim. %10'un altına düşünce çalışsın. %40'ın üstüne çıkınca dursun diye herhangi böyle bir değeri ayarlıyorum. Şimdi tabii modemde şu an internet bağlantısı olmadığı için şu biraz yavaş çalışıyor. Evet, yüklenmesi biraz sürüyor.
Normalde bu 1-2 senelik bir iş. Evet, şu anda bakın yukarıda sensör modumu seçili. Minimum 10, maksimum 40 olarak ayarlı. Toprak nemimiz %60 görünüyor. Şimdi sensörümüzü biraz geriye alalım suyun içerisinden. Şöyle. Sensör biraz, bakın %5'e düştü. Şu anda minimum %10 ayarlıydı. Onun altına düştüğü için çıkışımız verdi ve pompamız çalışmaya başladı. Şimdi su pompası çalışacak. Ve bizim toprağımızın nemini arttıracak. Şöyle sensörümüzü de yavaş yavaş içeri doğru gönderelim. Suyun içine bıraktık şöyle. Bakın %63'e çıktı tekrar. Ve çıkışımızı kesti. Şimdi bir de şurada sıcaklık sensörümüz yok. Aynı özellikleri sıcaklık sensörümüzde de yapabiliyoruz. Işık şiddetini gösteren bir sensörümüz var. Şöyle gösterelim. Bu bir LED'leri. Şu anda 189 görüyor ışığın şiddetini. Şimdi bunu biraz kapatıyorum ben elimle. Hafif karanlık yapıyorum. Bakın ışık şiddeti düştü. 187. Daha da düşecek. 41'e düştü şu anda kapattığım için. Tam karanlıkta bu 0 olur. Bu şekilde ışık şiddetine göre de sensörü programlayabiliyoruz. İstersek işte çevre aydınlatma lambalarını, sokak lambalarını, işte evimizin dışındaki lambaları, evimizin içindeki lambaları, iş yerimizdeki aydınlatmaları, ışığa bağlı olarak, yani havanın kararmasına ya da aydınlanmasına bağlı olarak çalıştırmak istediğimiz tüm cihazları bu sensörü çok hassas ayarlar yaparak açıyorum tekrar elimi, tekrar ışık şiddeti yükselecek. Bunda çok hassas ayarlar yaparak çalıştırmamız mümkün. Sıcaklık sensörü de sıcaklık kontrolü yapabiliriz. Evimizdeki kombiyi istediğimiz sıcaklıklarda aç kapasını ya da böyle tavuk çiftliği gibi kuluçka işte çiftlikleri gibi yerlerde çok hassas sıcaklık kontrolü yapılmak istenen yerlerde ofis ve iş yerlerinde işte ortam sıcaklıklarını kontrol etmek için bu cihaz sıcaklık sensörüyle beraber kullanılabilir. Çok opsiyonlu bir cihaz. Bu cihazımız yani manuel çalıştırma modunun haricinde yani normal direkt aç kapa yapmanın haricinde sensöre bağlı olarak toprak nemine, sıcaklığa ve ışık şiddetine bağlı olarak çalıştırılabiliyor. Ayrıca bu çıkışımız, yani buraya bağladığımız çıkış herhangi bir 220 voltluk cihazla kontrol edebiliyoruz. Aç kapa dediğimiz menülerden çalışma süresini ayarlayarak da kontrol edebiliyor. Mesela bir cihazı işte 10 dakika çalıştıralım, 90 dakika dursun, beklesin, tekrar 10 dakika çalışsın, 90 dakika dursun. Mesela bunu 8 defa yapsın gibi ya da bunu sürekli yapsın gibi şu döngüyü tıkladığımız zaman bunu sürekli yapmasını da sağlayabiliyoruz. Bu şekilde de çalışabiliyor. Başka zamanlayıcımız da çalışır. Bir de zamanlama fonksiyonu var. 4 tane fonksiyonu var bunun. Manuel, sensör modu, aç kapı modu ve zamanlayıcı modu. Zamanlayıcı modunda da gerçek saate göre istediğimiz bir saat değerini girip, başlama saatini girip, daha sonra durma saatini girip o saatte girdiğimiz saatte gerçek saate göre internetten saat bilgisini alıyor. O saatte çalıştırmaya başlıyor. Çıkışına bağlı olan cihazı. Durma saati geldiği zaman da o saatte durduruyor. Bunu tekrar sayısı kısmına kaç gün bunu tekrarlamasını istiyorsak tekrar sayısı kısmına o değeri giriyoruz. Ayarla dediğimiz zaman zamanlayıcı modunda mesela 5 girdiğimizde 5 gün boyunca aynı saatte cihazı çalıştırıyor. Yani durma saatine girdiğimiz saate geldiğimizde cihazı durduruyor. Döngüyü seçersek de bunu sürekli yapıyor. Her gün yapar. Bu şekilde farklı sensörlerle 4 farklı modda
kontrol yapabildiğimiz, dünyanın her yerinden kullanıcı adı ve şifremizle internet üzerinden erişebildiğimiz akıllı kontrol cihazımız şu anda son aşamasına gelmiş durumda.